Herkese merhaba dostlar. Enigmatik altı Expert Mod Pack'imizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm biraz hatırlıyorsanız kaynaklar için aralarla vesaire uğraşmıştık. Bu bölüm tekrar büyük taraflarını biraz işin döneceğiz aslında. Özellikle şu büyük kitabını artık bir sonraki seviye upgrade'lemek istiyorum fakat burada bakarsanız ihtiyacım olan bazı moblar ve dropları var açıkçası. Mesela Shadow Jeme ihtiyacımız var. Buradaki e, lootlar bazen Apotheosis kulelerinden çıksa da New Gold Shard yani e Atom'un moblarından daha doğrusu bosslarından bir tanesinin Gold Sherne elde edebilmek için bunun artifekne ihtiyacım var. Dolayısıyla bugün Atom'da biraz piramit gezeceğiz gibi gözüküyor. Piramit gezintisinden önce yapabileceğimiz en mantıklı şeylerden biri bu arada ee, kesinlikle bir tane Siner kitabına ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü bu firavunlarla dövüşeceğimiz için firavunlar da fazla fazla vurduğu için açıkçası bir tane Siner kitabı yani mobu yerine bağlayabilen bir kitabı bulmanızı tavsiye ederim ki ben de bir tane var ismini hemen söyleyeyim size. Arachnes Weaving yani bayağı örümcek ağı mantığıyla düşünebilirsiniz. Bu sıktığım mobu yerine bağlıyor. Büyü, bu büyü yani kullan, üstünde kullandığım mobu yerine bağlıyor. Bayağı uzun bir süre hareket etmesini engelliyor açıkçası. Bununla beraber Rune of Renewing de aldım canımı yenileyebilmek için. Onun dışında zaten Novice Spellbook'umuzu kullanacağız. O da uzaktan uzaktan vurabilirim diye. Yakında geldiğinizde çünkü vuruyor uzaktan da tek atıyor bu arada. Uzaktan da tek atmıyor sanmayın. Yani mesela burada bir tane mesela Force Forsaken'in üstünde deneyelim. Bu Weaving'i çaktığım zaman gördüğüm gibi hareket gördüğünüz gibi hareket edemiyor ve bosslarda da bu işe yarıyor. Dolayısıyla bugün biraz Nui o bu tanrı şardı diye geçiyor bu arada bunlar. Bunlar da Firavunların mağaralarında sakrofaguslardan çıkıyor. Firavunlardan daha doğrusu düşüyor öyle söyleyeyim dolayısıyla bu tarz piramitleri biraz gezmeniz gerekiyor. Bunları açabilmek için bu arada Atom'da da FPS yine, klasik olarak yerlerde. Ne bu torça ihtiyacınız var. Toplamda herhalde 6 tane filan ne bu torçla girmeniz gerekiyor piramitlerin içine. Piramitin içinde bulduklarını sariç. Çünkü 2 tanesini kapıyı açmak için kullanıyorsunuz. Kalan 4 tanesini de Firavun'u çağırabilmek için Sakrofagus'un etrafına yerleştirmeniz gerekiyor. Onların taşları var. Birazdan piramide girdiğimizde beraber göreceğiz zaten. Ne bu torçları da bu arada haritadaki şu e, köylerde değil de harabe yapılarda bulabiliyorsunuz. Bu benim önceden girdiğim bir harabe yapı mesela. Burada ne bu torçlarının bir kısmını toplamamışım gibi duruyor. O yüzden buraya girip şansımı denedim. iki tane buldum. Dediğim gibi toplamda altı tane falan ihtiyacımız olacak ama. Bakalım daha fazla çıkacak mı o da ayrı bir konu da. Evet toplam üç tane harabe gezerek altı tane bu torç elde ettik. Onunla beraber e, bir tane de görev tamamladık diye gösterdi. Bakayım to the pyramids diye iyi bir miter golden coin vermiş görev ödülü olarak. Yani bulduğumuz yani daha önce girmediğimiz bir şey girerek bu arada galiba bir tane de imu yumurtası topladık bir yerden ama artık e, yavaş yavaş firavunlarla dövüşebiliriz. Bakalım en yakında ne var şurası var oraya da sanırım. Buraya daha önce ben mi girmişim acaba? Yoksa benden önce biri girip buradaki firavunu acaba dövmüş mü? Neyse yine de lootlayalım biz burayı. Serverdeki başka bir arkadaşımız muhtemelen gelip burayı temizlemiş gibi duruyor ama en azından torçları alıp gidebiliriz burada. Evet girilmemiş bir piramide geldik. Girilip girilmediğini yıkılıp yıkılmadığına bakarak anlayabilirsiniz bu arada. En açık o belli ediyor. Sonra kapı tarafını bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Her tarafından giriş yapılmıyor. Mesela bu tarafı muhtemelen kapı tarafı değil açıkçası. Şöyle gözüktüğünüz, gözüktüğünde. Bir de her tarafında kıramıyorsunuz öyle bir konu da var tabi. Piramit çoğu zaman dokunulmaz oluyor. Dolayısıyla kapıyı bulana kadar biraz gezmemiz gerekebilir. Herhalde bu tarafta değil. Evet kapıyı bulduk. Dediğim gibi kapıda böyle e, torçları koyabileceğiniz yerler olması lazım. Anlayın ki orası piramidin kapıları. Yalnız bu piramitte bir tuhaflık var. Kimse torç koymadığı halde ben buradan çok rahat girebildim. Halbuki normalde şu kapının şurasından giriyor olmam gerekiyordu. Heh tamamdır. Vallahi da niye böyle acaba? Belki ufak bir şeydir. Bug'dır. Emin olamadım tabi. Şimdi temizliğe temizliğe Sarkofagus'u bulana kadar alt katına açıkçası ineceğiz bu piramidin. Dolayısıyla birkaç tane spawner ve mobla da başta bir uğraşacağız gibi duruyor. Hemen hemen her piramidin iç yapısı aynı bu arada. İçerideki firavunun türü değişiyor. Tapınılan tanrıya göre bu piramitte. Öyle düşünün. Ee, farklı bir loot atacak bize her seferinde. Yani işin biraz da macera kısmındayız. Şu anda teknik kısımdan biraz kopup içeride mumya dövüyoruz. Başka sponsor var mı? Bir tane daha varmış. Lootlar genel olarak dışarısıyla aynı. Bir tek ekstradan Corporeal Spark çıkıyor. Çok sık karşılaştım açıkçası Corporeal Spark'la. Onun dışındaki lootlar hemen hemen aynı. Bulduğumuzu çantaya atacağız yani. Bu arada içerideki e, torçları Limestone torçlarını elinize bir torç alarak böyle yakabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İçeriği biraz daha aydınlatmak isterseniz ama torç harcamak istemezseniz bu da bir opsiyon. 3 kat filan bu arada toplamda piramit. Ve piramitte farklı farklı tuzaklar var. Atom bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum şu anda. Ve giriş yerleri de değişiyor. Tabi çıkmaz sokaklara girmemekte fayda var. Bunlar mesela smoke trap farklı bir etkisi var. Smoke trap ufak bir darkness veriyor. Ara sıra tar traplere denk geleceksiniz. Onlar yavaşlatıyor sizi. Şöyle denk gelirsek bu da smoke trapmiş. Burası herhalde bizim geldiğimiz yer. Zaten Bazen de aero traplere denk geliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da ok atıyor. Mesela tar yavaşlatıyor sizi. Zift yani en nihayetinde. Bakalım bulabilecek miyiz piramidin bir, son bir alt kata inen yolunu. Biraz vakit alabilir gibi duruyor şu anda. Evet ilk defa böyle bir piramide denk geliyorum. Açık olan her yeri gezdim. Problem var arkadaşlar bulamadım. Sonra merdivenin arkasında bir yer olduğunu fark ettim. Herhalde buradan gitmemiz gerekiyor. Enteresanmış yani. <laughs> Güzel saklamışlar. Ama galiba bu sefer alt katı bulacağız gibi. Bu taraftan olmazsa zaten bir seçenek kalıyor. Bu arada weakness potion düşünen tuzaklar da var. Az önce yaşadığımı yaşayabilirsiniz yani ara sıra. Onlarla da çok şaşırmamak lazım. Hadi koçum. Bu kadar zor olmamalıydı ya. Bayağı gezdik ya şaka maka. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Ee, bayağı bir dolandım yani. Bütün piramidi gezmişimdir herhalde ikinci katını. Ama sonunda bulduk. Bir alt kata iniyoruz şimdi. Bakalım burada neler varmış. Şurayı koşlayalım. Bu oku atan bana duvardaki trepler bu arada. Onlar da önünden geçtiğinizde üstüne bastığınızda vesaire bu tuzaklar aktifleşiyor arkadaşlar. Piramitlerde yani. Ondan sonra kim attı lan bana onu diye düşünüyorsanız anlayın ki e, bu tuzaklar atmıştır. Diğerlerinin mobları zaten çok rahat açık açık görebiliyorsunuz yani. O yüzden tuzakların üstüne pek basmamaya özen göstermekte fayda var. Sarkofagus'u da bulduk bu arada mezarı bulduk yani. Ee, öncelikle şurayı hemen bir temizleyelim hafif bir aydınlatalım. Buralarda da chestler var. Lootlamak isterseniz geri dönebilirsiniz. Sarkofagus şu sol tarafında gördüğünüz yer aslında. Şunu bir tutuşturalım hatta. Mesela ilk yaktığımda alttaki altın rengi şey farkındaysanız parladı. Ee, dediğim gibi bu dört köşeye ne bu torch koymanız gerekiyor. Doğru düzgün item'ınız yoksa dövüşmemenizi tavsiye ederim. Felaket dövüyor çünkü. Ee, ve hani menzilli saldırıları da var. Öyle uzaktan vurayım de yapamıyorsunuz. Baya saklana saklana ben ilk seferde herhalde bir 4-5 kere ölmüştüm. Dolayısıyla burada da bir temkinli olmakta fayda var. Ama bir diğer lazım olan item'ı da mesela burada bulabiliyoruz. Ektoplazma. Bunu da raidler düşürüyor. Onlardan elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu spawnladıktan sonra bir topuğu koyun. Açıkçası saklanabileceğiniz bir yere gidin. 4 tane böyle torçu koyduktan sonra direkt çıkacak zaten. Birazdan spawnlanır. Şunu da çantaya atalım. Herhalde bir de şuna mı sağ tıklamam gerekiyor? Evet gördüğünüz gibi iki tane destekçisiyle beraber mumya spawnlandı. Of. Bir dakika. Şöyle bir sabitleyelim şu vatandaşları yerlerine. Dediğim gibi bayağı vuruyor. Gerçi bu tek atmadı ama bu da sürekli kafama ender pearl atıyor. O yüzden <laughs> bayağı da bir canım gidiyor aslında tek atmamış olması pek de bir şey değiştirmiyor yani. Böyle saklana saklana dövüşmek yapabileceğiniz en mantıklı şey. Açıkçası onu söyleyeyim. Lashback Trinket'i geldi. Yani böyle ben o vatandaşı arak ne kullanarak sabitleyeceğim. Ondan sonra mümkün mertebe kaçmaya çalışana kadar canını iyice azalana kadar böyle uzaktan uzaktan vuracağız. Evet öldürmek üzereyiz. Bu beraber devam edebiliriz yani. Ee, ara sıra dondurup bu önceki firavuna göre nispeten daha şeymiş. Ara sıra dondurup normal baltayla da o yüzden dövdüm açıkçası. Çok da zorlamadı bu sefer. Geb'in Gap diye bir tanrının şu an itemini düşürdük. Gap smite diyor. Şunları silebiliriz. Torçumuz kalsın. Rotten flash. Çeri çöpü atmakta fayda var çünkü Sarkofagus'tan da şimdi loot alacağız. Reach verdi. Oo. 3 seviye reach yani daha uzaktan e, bloklarla interaction yapmamı sağlayacak bir şey verdi arkadaşlar. Zombie heart shadow gem. Bak şey Nuit bulmamıza gerek bile kalmadı. Direkt chest'in içinden Shadow o zaman var ya biz baya bir e, Firavun sopalayacağız gibi geliyor bana. Açıkçası bunların düşebildiğini görüyorum. Mami bir düştü arkadaşlar. Mum yağrısı düştü. Müthiş. O zaman bazı şeyleri bypass edebiliyoruz aslında biz Firavunlarla dövüşerek. Lan baya iyi yani loot. Bazılarınızın niye maceran mutbeklerini bu kadar sevdiğini şimdi anlıyorum. Bu sarkofagüsörü götürüp evinizde bu arada şey için kullanabilirsiniz. E, Dizayn için kullanabilirsiniz. Baya double chest boyutunda alanı var. Ben bir tane daha önce sökmüştüm. Bir yerlerde duruyordur muhtemelen. Belki de sistemimizin içerisine atmışızdır ama. E, güzel açıkçası loot da verdi. Shadow gem vermesi özellikle ayrı bir güzellik. Şimdi ben bu diamond helmet'ımı tamir edip. açıkçası bir tane daha loot görmek istiyorum. Çünkü aslında shadow gem craftlamaya çalışıyorduk biz. Lakin onu chest'ten bulduğumuz için. Şu an şu Diamond kaskı tamir edip sen geri gelsek daha iyi olur gibi. Bu arada piramit siz çıkmaya yakın çöküyor. O yüzden bu içerideki e, açıkçası torçları sökmekte fayda var. Nasıl olsa burayla bir daha işimiz olmayacak. Tekrar çağıramazsınız. O yüzden dediğim gibi Diamond Helmet'i tamir edip sonra geri döneceğiz buraya. Bu arada bana düşürdüğü item de şu arkadaşlar elimdeki. E, Mısır'ın yönleri gibi bir şey herhalde. Gaps Might diyor. Full charge'ladığın zaman vurduğun şeyleri stanlıyormuş 4 harvest level 15 mining efficiency 22 hasar diyor arkadaşlar. Bu nelere tek atabilir hiç bilmiyorum bile. Bunu nasıl charge'lıyoruz acaba? Hangi tuş basabileceğimiz bir tuş var mı? Neyse bunu az sonra başka bir firavunun üstüne döneriz. Her ne kadar atak speed yavaş olsa da 22 damage yatsınacak bir miktar değil açıkçası. Evet bir piramit daha bulduk arkadaşlar. Bunun da önce bir tabi girilecek yerini bulmamız lazım. Herhalde bu taraf değil. Evet bu piramidin de girişini bulduk. Dört tarafına baktım. Dördüncü şansımızı dördüncü alanda bulabildik ama bulduk mu bulduk gerisi önemli değil. Yine e, bu sefer en alt kata inene kadar açıkçası o kısmı göstermeyeceğim. Klasik spawner temizle yolunu bul. Yani taktik aynı. Evet bir diğer sakrofagus'u da bulduk. Yine torch yaradım. Ondan sonra buna da sağ tıkladığında otomatik spawnlanıyor. Bu arada bu gerçekten 20 de vuruyor. Yani Mesela az önceki zombi zır, zombi zombi demiyorum gerçi de zırhlıydı ona rağmen tek attım farkındaysanız. bayağı sopalayabiliyoruz yani. Tabi yine de ara sıra bu vatandaşı dondurmakta fayda var. Bu da vurdu mu iyi vuruyor. Of ne lag yaptı var ya. Yine klasik bir atom lagıyla mı karşı karşıyayız? Evet öyle duruyor. Bakalım. Evet fena lag var şu anda. Evet ufak bir rollback yemişiz arkadaşlar. Sonra crash verdiği için ama ee, geri geldik tekrar dövüşeceğiz yani Loota gelene kadar videoyu şimdilik durduruyorum zaten dövüşü gördünüz çok sıradan Az öncekiyle aynı olacağı için Ekstra burada görmeniz gereken çok da bir şey yok açıkçası Bu arada crush'ın iyi verdiğini buldum şu anda Bu vatandaşı snare ile dondurduğumuzda serveri crushlıyor arkadaşlar demek ki bunu bayağı elle Döve döve öldüreceğiz Yerinde sabitlemeden kaça kaça artık ee, Crush'ı bu veriyor rollback'i de bu sebep oldu az önce o zaman bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Fakat neye göre böyle bir problem çıkıyor onu bilmiyorum yani. Onu kendimiz kendiniz çözmek zorundasınız maalesef. Evet ağzına sıçtımının firavununu arkadaşlar 9 kere 10 kere falan ölerek şekilde da gözüktüğü üzere öldürmeyi başardık. Açıkçası buglı olması benim için baya büyük bir sıkıntı oldu. Çünkü donduramadığım için geliyor bana tek atıyor gidiyor geliyor tek atıyor gidiyor. O yüzden ufak bir sıkıntı yaşadık ama sonunda hallettik gibi. Bunun da lootuna bakıyoruz. Bu sefer de Lesser Soul Gem verdi. Yine mum yarısı verdi. Güzel. Fena değil yine. Az önceki tabi ekstrem iyiydi. O yüzden bu o kadar farklı gelmedi. Ama bu sefer de Neftis'in Banishing diye bir şey kazandık. Bu da yarı ölülere yani iskeletlere ve sanıyorum mumya da bunun içerisine dahil oluyordu. Çarjlandığı zaman iki kat hasar veriyormuş. Bunun da öyle bir buff'ı varmış. Burada yine sarkofagusu söküp artık atunda şimdilik işimizi bitirebiliriz. Şimdilik e, atomda işimiz bitti arkadaşlar. Birkaç tane şu an mob aramam lazım. Arslanon'un bir sonraki adımına geçebilmek için. Çünkü şu şekilde U'ya basarak gösterelim. Kitabımızı bir sonraki seviyeye upgrade etmek için Shadow Gem'i bulduk. Diamond'lar basit. Blaze Rod'umuz var. Dolayısıyla bana şu an Thermal Series'in 3 ayrı mob'u lazım. Blitz, Basals ve Breeze. Bunları bulmak açıkçası biraz zor. Kendi biyomlarına gitmeniz gerekiyor. Basaz için yanlış hatırlamıyorsam dağlık, tepelik biyomlara gidiyorduk. Blitz ve Blitz içinde e, ya onlar da dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam karlı biyomlara gitmeniz gerekiyor. Yalnız bu modpack'te bir problem var. Her karlı biyomda mob çıkmıyor arkadaşlar. Mesela şöyle açabilirsek şu biyomun neredeyse hiçbir yerinde mob çıkmıyor. Tayga hariç. Tayga'da arı marı gördüm ama mesela buradaki Snowy Deciduous Forest'ta normal zombi bile göremiyorsunuz. Çünkü her yer kar içinde. Yarım kar olduğu için de yarım slap mantığıyla mob doğru düzgün hiç çıkmadı ben gittiğimde. Dolayısıyla şuraları bir ben bir gezeceğim. Bakalım görebilecek miyiz? Bununla beraber Nocturnal Powder. Ara sıra bizim chestlerde denk geldiğimiz. Mobların spawnlanmasını tetikleyebiliyor. Bunu bastığınız yer devasa bir yani devasa diyeyim, bir karanlık bir kap karanlık bir alan dönüşüyor. Bildiğim kadarıyla bu da tetikleyebiliyor. Eğer kapatmadılarsa mod Modpack'te bulamama riskime karşı bundan da yanıma biraz alıyorum. Kullanmak açısından Şimdi şu Tayga biyomlarına bir gidelim bakalım Şu şurası Tundra şurası Tayga muhtemelen buralarda mob çıkar diye düşünüyorum Biraz bir takılacağız orada Evet dediğim gibi Nocturnal Powder kullandığınız zaman böyle 50.000 çeşit e, mob çıkıyor arkadaşlar e, Bizim sol gem kullanarak şu Blizzy daha doğrusu Yakalamamız gerekiyor Diğerleri zaten zaman içinde Dispon olacağı için aynen bunu yakalasak yeterli Neden yakaladığımızdan da birazdan bahsedeceğim Burada bayağı bir enteresan. Zombi Brutlar, Violent Defenderlar filan 50 çeşit mob çıkmış bu arada. Tamam biz ihtiyacımız olanı aldık burayı terk edebiliriz. Evet bir sonraki yakalamamız gereken e, mob Blitz arkadaşlar. Bunu da çöl biyomlarında Karanlıkta veya şeyde yakalayabiliyorsunuz zaten e, Nocturnal Powder kullanarak Dediğim gibi Blitz kar bayomu, Blitz Çöl bayomu son olarak kalan basaz da dağ biyomlarında çıkıyor. Yani Nocturnal Powder'ı şimdi Extreme Cliffs gibi bir bayon bulabilirsek bir birkaç kere de orada kullandığımızda herhalde son mob olan Basaz'ı da bununla yakalarız diye düşünüyorum. Evet burası da e, açıkçası kar yağıyor o yüzden biraz bir emin olamadım ama çevredeki tek dağ biyomu bu gibi duruyordu. O yüzden burada deneyeceğim şimdi Nocturnal Powder'ı bakalım Basaz çıkacak mı eğer çıkmazsa başka bir biyoma gitmemiz gerekebilir. Ee, az önce Blitz için iki kere bu arada Nocturnal Powder kullanmam gerekti. Burada da yani aynısı gerekebilir. Şu an herhangi bir basa... Evet. Gece bittiğine göre hala çıkmadığına göre burada tekrar göreceğiz gibi durmuyor pek açıkçası. <laughs> Etrafta gezen Stormwind'ler falan var. Ee, belki dediğim gibi burada çıkmayabilir bile. O yüzden belki Extreme Cliffs biyomu aramam da gerekebilir yani. Evet Overworld'de biyomunu bir türlü bulamadığım için arkadaşlar bir de Nether'e gelip burada şansımı deneyeyim dedim. Ee, okuduğum kadarıyla buradaki bazalt bayonlarında da çıkma şansı varmış. Tabi Nocturnal Powder burada da kullanacağız. Direkt çıktığını sanmıyorum. Şöyle ufak tefek araştırıyorum. Haritada spawn olanları ama. Sanırım burada da Nocturnal Powder işe yarayacağı için herhalde bir tane basaz bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet çıktı bile. Yakaladık mı? Yakalayamadık. Hop yakaladık. Ne bu? Basaz süper. Burayı arkada artık terk edebiliriz. Hatta bayağı 3-4 tane çıkmış alabiliyorsak bunların droplarını da şöyle almakta fayda var süper 5 tane de basal şart dropu da elde ettik Yani bunu bu bayondan çok rahat bir şekilde bulabiliyormuşuz bunu da öğrenmiş olduk Evet bu şeyleri mobları niye yakaladık arkadaşlar çünkü bu moblardan çıkan dropları automate etmek için 2-3 tane yöntemimiz var aslında herhangi bir şekilde spawner kullanmak eğer yumurtasını düşürmeyi başarabilirseniz ee, Drigmi kullanmak Drigmi ama sürekli source isteyecektir source'u hala automate etmedik Üçüncüsü de arısını elde etmek. Bunun bu vatandaşın arasını elde edebilmeniz için çok aslında basit yöntem. Bir tane Glowstone B'ye ihtiyacınız var. Glowstone B'yi daha sonra Su TV dünyada sürekli çıkan arıları kullanarak Blaze B'ye dönüştürüyorsunuz. Blaze B'ler arkadaşlar bu mobları kendi arılarına dönüştürebiliyor. Blitz B, Basaz B veya Blaze B olarak. Glowstone B'yi de nereden bulacağız biz? Şu an en basit dediğim gibi hani arılardan elde edebiliriz bunun droplarını. Nether'daki biyomlar da çıkıyor arkadaşlar. Glowstone tıklarsanız ikinci sayfada Crimson Forest, Nether Waste, Soul Sand Valley, Warp Forest, Basalt Deltası yani az önce mesela gittiğimiz yerde de Glowstone B'yi çıkabiliyormuş. Gidip bizim Glowstone yakalamamız gerekiyor en azından bir 3 tane filan. İlkini bulduk bile yine aynı biyoma geldim. Ee, yalnız çok zıpır zıpır hareket ettiği için direkt yakalayamayabiliriz. Şöyle harita size bu konuda yardımcı olur en azından ne tarafa bakacağınızla alakalı. 3 tane yani şu an buradan gelip glowstone bir yakalayacağız. Ha ah, burada. Gitme lan. Lan yukarı gitti ya. <laughs> bir dakika. Herhalde kovan yukarıda direkt yukarı doğru uçtu ama tekrar buradan geçecektir. O araya kalırız. Evet geliyor. Hop bu bir. Şu iki. Şu da 3 arkadaşlar. Hop 3 tane arıyı aldık gittik. Şimdi Su TV'yi yakalayacağız 3 tane de. Ondan sonra bu vatandaşlar kendi aralarında takılacaklar. Bir süre. Evet 3 tane Su TV'yi de yakaladık. Bu vatandaşları şimdi götürüp bir yerde mutasyon şey yapmalarını sağlayacağız. Mutasyon uğramalarını sağlayacağız. Onu da beraber bir izleyelim bakalım ne kadar sürecek. Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet burada Glowstone B ve Su TV'yi şimdi salacağız. Ondan sonra sparklayacak olması lazım. Yalnız önce besin istiyor mu ondan çok emin değilim. Veya mesela Blaze Cake gibi bir şey istiyor mu? Hani direkt çevirmeye de bilir açıkçası. Biraz takılsınlar bakalım kendi aralarında. Yalnız Blaze B ile çok fazla çok uzun süre aralarınızı yalnız bırakmak istemeyebilirsiniz. Uzun süre yalnız bırakınca çünkü şey yapıyor. Diğer araları tutuşturuyor. Burada bir Blaze Cake'e ihtiyacımız olabilir ya. Evet şöyle ki arkadaşlar buna sağ tıkladığınızda gözüküyor gerçekten. Burada diyor ki hem geçerli bir beehive olması yani geçerli bir kovan olması gerekiyor diyor. Hem de arının nektarının olması gerekiyor diyor. Muhtemelen Blaze Cake iş görüyordur diye düşünüyorum. Eğer başka bir kek türü yoksa açıkçası. Magma Cake de olabilir mi acaba? Magma Cake sanki biraz daha mantıklı ya. Evet bunu yere koyamıyoruzdur muhtemelen. Muhtemelen şu Magma Cake'ten. Peki acaba Magma Cream'i nereden bulabiliriz? Crucible'ın içine bir tane magma kremi attığımızda bize 250 şey e, milibagıt veriyormuş. O zaman burası için benim 12 tane magma kremi e ihtiyacım var. Kalanı Crimson Root. Bunu zaten e, Nether'da düz gezerken de buluyoruz o zaman. Biraz açıkçası gidip magma küp döveceğiz gibi duruyor. Evet, magma küplerimizi topladık. Hatta kısa günün kari arkadaşlar bir tane booby yakaladım. Bu da e, yanlış bilmiyorsam Ghast'ın arısı. Gastro bu. Yani bunlar Overworld'de spawn oluyormuş. Peki bakalım bakalım. Bu V'den net elde edebiliyormuşuz. %90 gas tier'dır. Evet gas tier ve spektral. Spektral level düşürmesi de güzelmiş bu arada. Ee, bu iyi bir detay. Bir tane yakalamak yani iyi oldu. Yalnız kelime oyunu yapmışlar. Süt de düşüyor arkadaşlar bu V'den. O da enteresan bir tercih olmuş. Magma kıyımları burada. Krema olana kadar şimdi eriteceğiz. Tam 12 tane lazım. Çünkü 3 bakıtlık şeye ihtiyacım var. 3 tane de bakıt hazırlayayım. Bir tane de yumurta bulmam gerekebilir. Hiç yumurta olduğunu burada sanmıyorum. Dur bakayım. Aynen normal yumurta yok. Birkaç tane spawn egg, imu yumurtası falan var ama normal yumurta yok. O yüzden bir biraz da tavuk kovalayalım bakalım o vurur öldü. E. Zaten mob kovalamaktan bir hal olduk. Yakında mob farm falan da inşa edeceğim bu arada. O drigmi muhabbetine gireceğiz yani. Evet son olarak yumurtamızı da aldık geldik. Artık magma cake yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. Evet gerçekten de yapabildik. Bir de tabi arı kovanı var mı elimizde? Fazladan kovan varmış süper. Bu kovanı da alalım. Gidelim bakalım başarabilecek miyiz şimdi? Bir tane dandelion kopardım. Şimdi hangi çiçek ne istiyor belli olmaz diye. Bu iki arıyı buraya salacağız. Sal bunları. Bakalım convert edebilecek mi? Bir şey yapmaya çalışıyorlar ama ne yapmaya çalıştıklarından çok da değilim açıkçası. Allah Allah. Kovanın filan her şeyi hazır aslında. Şu an çeviriyor olması lazım. Neden başaramadık acaba? Evet yöntemi çözdük arkadaşlar. Ee, şöyle ki. Öncelikle. Burayı toparlayalım. Glowstone B'yi salıyorsunuz. Sonra bir süre bu vatandaşın çiçekte takılması gerekiyor. Yani nektar toplaması gerekiyor. Mesela bunda nektar var. Ama bu daha yeni dönüştürdüğü için şu an dönüştürür mü bilmiyorum. Bir bakalım bakalım. Evet şu anda da mesela dönüştürdü. Dediğim gibi önce nektar olması gerekiyormuş. Yani burada kovan olmasına gerek yok. Glowstone bir sal bir süre çiçekte takılsın. Ee, böyle ufak partiküller düşsün kıçından. O noktadan sonra Blaze Bee'ye çevirebiliyorsunuz. Ben 3 ara içinde aynı şeyi yapacağım bu arada. Yani tek bir Glowstone bee de aslında benim işimi görülmüş. Mesela şu vatandaşta şu an nektar yok. Çiçeğin etrafında biraz takılacak. Şu an mesela nektar var. Pembe pembe gördüğümüz gibi partiküller düşüyor. Artık bu çevirebiliyor Blaze bir arıyı. Dolayısıyla Glowstone bee'leri şimdilik şu çantanın içerisine atabiliriz. Ee, Blaze bee'leri teker teker şimdi çalıştıracağım açıkçası. Çünkü e, öldürebilir. Ben bu mobu buradan saldığımda. Önce bu Blaze bee'yi salacağım. Bu vatandaşın da tıpkı az önceki arı gibi önce nektar alması gerekiyor. Bu arada ateş atıyor sağa sola gördüğünüz gibi. O yüzden diyorum diğer arıları öldürme riski var diye arkadaşlar. Ee, şöyle bir magma kekin üstünde biraz takılsın Yine nektar belirtisi görelim ondan sonra mobu salacağız Evet bu da nektar belirtisi göstermeye başladı ee, Çiçekten kopup e, Gezinmeye başladığı zaman anlayın ki işe yaramıştır Şimdi direkt arıyı öldürmemek adına Şuraya Delik açalım mobu salalım bakalım dönüştürecek mi Geri gel Bu sefer dönüştüremedi o zaman önce şunu bir cam basabilir miyiz acaba sana? Aynen sağ tıklayarak cam basabiliyorum. Bunun bir yerde işime bayağı yarayacağını tahmin ediyordum. Şu anda da yaradı bu arada. Tekrar bir bakayım bakayım bu arada. Blitz B için doğru şeyi yapıyor muyuz diye. Ne diyor? Mutagenic Properties by Blaze B diyor. Blaze B'yi yaratalım. Sağ tıklayalım. Hangi arıdan neler çıkartabiliyormuş? Mesela basaz koyarsam basaz bi, blitz koyarsam blitz bi, Blizz koyarsam da Blizz bi. Yani işe yarıyor olması lazım normalde. Tekrar dene bakayım. Gel buraya. Bu biraz vakit alabilecek bir işlem gibi duruyor arkadaşlar. Ha, oldu. Hop, yakaladık. Bir kejlerimiz nerede? İlk de burada. İlk mobumuzun arısını yakaladık bile. Evet. Süper. İlk Blaze ve Blaze B'yi harcamıyor farkındaysanız. Yani Blaze B'yi ben şu an 3 işlem için tekrar tekrar kullanacağım. Ee, Blitz'i hallettik. Şimdi sırada Basaz var. Önce Blaze B'mizi bir salalım. Canı full mü? Full. Tamam. Ee, Arıyı sal. Mobu sal. Hop. Bunu da dönüştürdük. Bunu da yakaladık. Nektarı duruyor mu? Nektarı hala duruyor. O yüzden 3. mobu da şu an çevirebiliriz. Çok uzaklaşmasın yalnız şu köşeye gittiği zaman yapacağım ki hasar almasın durduk yere. Sal bunu da geri yakala. Yerden çıkarmamaya özen gösteriyorum şu anda süper. 3 mobumuzun arasında yakaladık. Açıkçası arılar bu modpackte bizim hayatımızı kurtaracak olan şey o belli oldu yani. Özellikle hem mob farmlarında hem şey farmlarında. Ee, kaynak farmlarında. 3 arıyı da yakaladık arkadaşlar. Bu arıların şimdi farklı şekillerde tabi çiçekleri vardır diye düşünüyorum. Neymiş mesela? Bakarsak Sky Slime Cake. Mesela Blitz sarısı için Sky Slime Cake'e ihtiyacım var. Blaze bir yeşillik kenarda tutabiliriz. Onun dışında basaz bir için hangi besini yapmamız gerekiyor? Earth Slime Cake. Yani şu an biraz da Tinkers'ın adalarını gezeceğiz gibi duruyor. Bu vatandaş da Ender Slime Cake. Ender Slime'ı açıkçası burada bulabilir miyiz bilmiyorum. Ama herhalde vardır ya sanıyorum ki umuyorum ki öyle söyleyeyim ya da ee, şu adaları biraz gezeceğiz bakalım arkadaşlar Endslay maalesef şimdilik sadece End'de çıkıyormuş bu bölümde End'e gitmek şimdiden istemiyorum açıkçası o yüzden yine Nocturnal Powder kullanarak buradan e, Blitz çıkarmaya çalışacağım umarım çıkar Yanlış bayamdayız değil mi yine? Yine yanlış bayamdayız. Bak yine Nocturne Puddle'ı boş harcadık. Dediğim gibi bazı yerlerde arkadaşlar mob spawnlanmıyor nedense. O zaman Snowy Tyga'ya falan gidelim bari. Tundra'da bile mob çıkmıyor. Arkadaşlar böyle bir olay olabilir mi ya? Evet bir tane yakaladım. Tundra'da çıkıyormuş arkadaşlar haberiniz olsun. Bir tanesini de bizzat ee, bıçaklayacağım herhalde düşürür bir tane Blitz Cube eşekli dedim ve bir tane Blitz düştü. Kalanını zaten Sky Slime adalarından elde edebiliyoruz. Bir tek Ender Slime problemdi. Ya dolayısıyla o arıdan şu an bir şey elde edemeyeceğimiz için diğer iki arıdan elde edeceğiz ama o konuda sıkıntımız yok. Ki Basaz'ın zaten Powder'ını elde ettik. Bunlar bu arada ileride de Thermal'da işimize yarayacak. O arılar o yüzden sadece bir itemlık değil aslında. Şu an her ne kadar Tier 2 kitaba gitmeye çalışıyor olsak da ileride de işimize yarayacak bir şey yapıyoruz şu an. Sky Slime Cake için de gerekli bütün materyaller var arkadaşlar. Zaten geriye kalan tek arı bu bu arada. Blitz Bee Şu an elde etmeye çalışıyoruz değil mi? Blitz Bee mi lan? Benim de kafam karıştı ha. Bakayım. Aynen Blitz Bee değil mi? Bir saniye. Kitabı bir bakalım. Aynen Blitz mod lazım çünkü. Yine bakıtlarımızı dolayısıyla alacağız. Bunun için de Sky Slime eritmemiz gerekiyor. Açıkçası bunun için yapabileceğimiz en mantıklı şey. Bizim bulduğumuz Sky Slime'ları şey yapmamız. Yalnız bunların her birinden ne kadar çıkacak çok bilmiyorum. O yüzden birkaç tane bunun e, saplingini de dikmekte fayda var. Evet daha mantıklı olur sanırım. Çünkü 7 tane Sky Slime'dan herhalde bir blok çıkmıyordur. Bir şey çıkmıyordur yani bir bakalım. Bana ne kadarlık lazım ki kek için mesela. bakit için. Bir blokluk lazım. O zaman evet biraz daha toplamamız lazım. Şimdi işte eritebiliriz. Toplamda ne kadar lazımdı? 3 blok lazım bize. 3 bucket lazım daha doğrusu. Şu sistemi bir kapatalım. Eee emerald'ı da akıtmasın şu anda. Çünkü içeri 36 tane şimdi şey akıtacağız. Emerald olmadığı zaman bu sky slime'ları buraya aktarmaya çalışır ama ben bu tarafta bucket yapmaya çalışıyorum sadece aslında. Evet, sky slime'larımızı erittik. Bucket'ı buraya koyuyoruz arkadaşlar. 9 blok mu? Aa, her 4 sky slime'dan Şimdi bir blok çıkıyormuş zaten. Tüh fazla yaptık. Bu şekilde döküyorsunuz istediğiniz herhangi bir sıvıyı. Bu erimiş bir metal de olabilir. Ondan sonra bu şekilde bucket olarak alıyorsunuz zaten. Evet artık Sky Slime Cake'imiz de hazır olduğuna göre arkadaşlar. Blitzby'yi buraya salabiliriz. Ee, bir süre tabi burada takılması gerekecek. Yeterince bal elde edene kadar. O kendi kendine takılsın. Ondan sonra Centrifuge'dan geçirip zaten Blitz Mode'u elde etmeye çalışacağız. Tier 2. Bu arada bu da sağ sola kartopu atıyor. Bunu da diğer arılara çok yakın koymak mantıklı değil Ve duvardan da geçiriyor yani umarım Bu taraftaki Steel Bilerimize hasar vermez ama sanmıyorum buraya kadar geleceğini O dönemde aslında o arada biz de ee, Tinkers Tinkers diyorum ya Create kullanarak yapabileceğimiz bir Mob farmı inşa edebiliriz düşündüğümüz zaman Bunun için tabi uygun bir yer neresi olur hiç bilmiyorum çünkü buraya kuari kazmaya başladık sonra çok fazla alana ihtiyacım olduğunu Fark ettim O yüzden o kuari yarım kaldı ama nereye inşa etsek acaba çok yakına değil çok uzağa da değil şuralara bir yere yapabiliriz. F3G'ye bir basalım bakalım. Kendimize bir çank belirleyelim. Ya da çok uzaklaşmadan direkt buraya mı yapsak acaba o da ayrı bir tercih. Buraya da yapabiliriz. Buralara gerçi çok fazla arı gelecek o yüzden çok da yakına yapmak istemiyorum. Ama evin arka tarafını sanırım kullanabilirim bu iş için ya. Aynen burası bence gayet uygun olur yani. Zaten çok büyük bir alana ihtiyacımız yok. Ne kadar büyük alan o kadar fazla benim bir sistem kurmam gerekir çünkü. O yüzden burada bir 9'a 9'luk bir alanda yapabilirim bence. Bu şekilde yeterince kazdıktan ve aşağıda herhangi bir mağara olmadığından emin olduktan sonra arkadaşlar. E, çank çank bu arada mob spawnları biliyorsunuz tetiklenmeye çalışılıyor. Emin olduktan sonra kazdığınız yerleri mümkün mertebe torçlayarak aşağı tarafı yani aydınlık tutarak başka mobların spawnlanmasını engelleyeceğiz. Yani benim yapmaya çalıştığım şey bu çankta benim koyduğum spawnerlar hariç mob spawnlanmaması karanlıktan dolayı. Sonra da belli bir seviyeye kadar kazıyorum arkadaşlar. Burası bizim mobların düşeceği beltlerin bulunduğu alan olacak. O yüzden şöyle burayı komple kaplayabiliriz. Bu Torç buraya değil de bir blok aşağı yapıştıralım şöyle. Aşağı kadar toz koyduğum için açıkçası oralarda mob spawn olacağını çok sanmıyorum. Yani buradaki spawnerları çok etkilemez diye düşünüyorum. Tepeyi tabi e, bayağı baya tinted glassla yani ışık geçirmeyen camla kapatacağım. Spawnerlar da havada asılı kalacak. Direkt buradaki belt sisteminin üzerine, düşecek. Tabi bunun için kendinize bir yer de ayarlamanız lazım. Elle öldürecekseniz elle. Mechanical saw gibi bir şeyle öldürecekseniz o şekilde. Şimdi benim düşündüğüm buradan ileri giden beltler olması en sonda burada yana doğru giden bir belt olması. O yüzden benim mob öldürme alanım aslında tam şu nokta olacak. Şu açıklığı kendime boşluk bırakayım. Tabi bunun arkasında da bir alana benim ihtiyacım var. Onu yukarıdan kazarız şimdi. Evet o noktada tam bu nokta olacak. Yukarıdan geldik buraya bu sefer de. Envanterim yine MI çeşit taşla dolmuş. Ee, buraya tabi bir asansör sistemi şart açıkçası. Özellikle şu biliyorsunuz Ender Pearl ile yapılan asansör sistemi. Burada baya bir işinizi görür. Kendinize şöyle ufak bir alanda açabilirsiniz aslında. Gayet de mantıklı olur diye düşünüyorum. Agitator ile la spawnerlar içeri gelecek. Beltler en son onları buraya kadar itecek arkadaşlar. Burada da ya mechanical soul'la ya da kendi elinizle o mobları tokatlayabilirsiniz. Looting varsa ve başka bir spesifik bir drop arıyorsanız açıkçası elle öldürmek daha mantıklı. Şöyle bir bakarsak tam şu noktaya düşecekler. Onun dışında Mechanical Saw ve Factory Hopper gibi bir kombinasyon kullanarak da öldürebilirsiniz aslında. Ben tam şuraya mı düşürsün? Evet tam buraya düşürsün. Burayı kapatalım. Biz buradan elle öldürelim mobları. Sanki evet böyle daha mantıklı oldu. Burayı kapatırsak erişebiliyor muyuz? Çok erişemiyoruz. O yüzden burayı açık bırakalım. Burada bir tane torç olsun. Dediğim gibi buraya bir asansör sistemi yapmak isteyebilirsiniz. Bundan sonraki sistem gayet basit. Önce asansörümüzü bir kuralım arkadaşlar. Bir tanesi şu aşağı. Sanki yukarıdan gelsek daha kolay olurmuş. Tam şu hizada benim asansörüm. O yüzden diğerini de buraya koyacağız. Ondan sonrası zaten kolay. Ee, şu şekilde şuraya de yine kapatıyoruz. Tamam moblar geldiğinde vurabiliriz. Burada dediğim gibi bir belt sistemine ihtiyacımız var. Önce şaftlarımızı bir dizelim. Klasik. Bütün yol boyu. Buraya kadar her şey tamam. Ondan sonra bunların arasında belt çekeceğiz. Tıpkı e, Dark Utilities modunda vesaire denk geldiğimiz Vector Plate mantığı aslında. Ondan sonra da en sonda buraya mobların yani ittirileceği yere bir bel çekiyoruz. Hatta bunu bir blok aşağı mı yapsak acaba böyle tam kazdığım yere denk getiremedik çünkü. E, şurayı kapatırsam ama galiba bu problemi çözeriz. Şuraya bir duvar koyalım. Şaftı şöyle yerleştirelim. Aynen mob tam buraya düşsün. Yani Evet, buradan da aşağı slot'a düşecek. Aşağıdan ben zaten erişebiliyor olacağım. Şimdi, tabi bunları birbirine, birbirine bağlamak lazım. İki ayrı rotasyonla uğraşmamak için. Ee, onu herhalde chain drive kullanarak yapabilirim diye düşünerek onları taşıdım buraya. Bakalım. Böyle böyle böyle. En sonunda bir tane gearbox kullanarak tamamdır. Tabi buna rotasyonu verdikten sonra olup olmadığını anlayacağız. Çünkü hani chain drive'lar yönünü çevirmiyor. Belki bir blok bu tarafa taşımam gerekebilir. Bir tane şaft kullanarak. Ondan sonra bir saniye nereye gitti bu? Şuraya gitmiş. Şurayı tekrar bir kapatalım. Burayı da aynı şekilde. Bir yerden şu köşeden mesela rotasyonu verebiliriz. Yine Waterwheel kullanacağım ben. Şimdi hızlandırmak için çok bir çaba sarf etmiyorum ama o isteyen hızlandırabilir. Mantıken daha e, hızlı ilerlesin istiyorsa çok fazla spawner falan kullanacaksanız. O da bir tercih olabilir tabi ben 2-3 tane spawner getireceğim için şimdilik çok da ihtiyacım olmayacak ama. Dediğim gibi bir saniye gel bakayım buraya. Evet şurayı bir kapatalım evet 3 tane filan water wheel yanında getirdim zaten. Doğru tarafa döndüğünden tabi emin olmamız lazım yani bu tarafa doğru akması lazım ki bu betler böyle gitsin. Aksi takdirde öbür tarafa doğru ilerler. O yüzden şu water wheel'ların arka tarafını kapatmam gerekiyor. Evet şu hizayı komple kapattık arkadaşlar. Ondan sonra buradan itibaren suyu döktüğümde batlerin doğru tarafa doğru çalışması lazım zaten. Tabi burayı kapatmam gerekecek. Aa bir dakika. Motor yılları bir blok yukarıda yapmışız. Evet şimdi oldu gibi. Tekrar suları akıtalım. Bakalım dönmeye başladı. Aynen yavaş yavaş da olsa şu an dönüyor en azından. Dediğim gibi bunun için hani speed mekanizmde kullanabilirsiniz. Ben şimdilik sadece sakin sakin buraya düşsünler diye böyle yaptım. Zaten beni o tarafta göremeyecekleri için bana saldırmaya da çalışmayacaklar aslında. O problem yani oradan kalkacak. Buradan tabii torçları söküp şimdi yukarı gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer torçlar da tabii beltin üstüne düşmediyse. Ki düşmüş gibi de pek durmuyor ama. Burayı komple kapatalım. Bu tarafa moblar kaçmaya çalışmasın yani. Yalnız burayı kapatırsam suyu da engellemiş oluruz. O yüzden zaten moblar bu tarafa doğru gideceği için herhalde çok problem olmaz diye düşünüyorum. Şimdi biraz Tinted Glass'a ihtiyacımız oldu. O yüzden gidip biraz ahtapot dönmemiz gerekiyor. Tinted Glass nedir Quartz? Cam ve şeyle yapılıyor arkadaşlar siyah boyayla ışığı geçirmeyen o platformun tepesini tamamen Tinted Glass'la kaplayacağım ki içeride olan biteni göreyim. Ama mobların spawnına engel olmayalım. Şimdi tavanı komple Tinted Glass'la kaplayabiliriz. Işık geçirmemesi için. Tabii bu başka mobların spawnlanmasına da sebep olabilir ama Create'in beltlerinde ben başka bir mobun spawnlanacağını sanmıyorum açıkçası. Aşağı tarafı da komple onlarla kapladığımız için bence yarım slap etkisi gösterecektir diye umuyorum. En azından hani. <laughs> Kapladıktan sonra tabi bunu emin olabiliriz ancak. E, kendime yine de bir slotluk yer bırakacağım aşağı rahat inebilmek için. Şurası açık kalmasın. Bu dark oku buradan sökeriz muhtemelen yakında ama aşağı birkaç tane spawner yerleştirebilirim diye düşünüyorum kendim. Dediğim gibi burayı boş bırakacağım. Sonra uçarak şuraya yerleştireceğiz. Evet, burası komple karanlık oldu. Birinin benim kapımın önüne bıraktığı bu şu brigant sponsorlarını kullanabilirim arkadaşlar. Burada tabi önce elime bir torç alıp etrafı görebilmem açısından önemli. Şunu yerleştirip açalım. Evet ilk brigantlar spawnlandı bile. Yavaş yavaş e, ee, onları itiyor gördüğümüz gibi. Buradan da yine bir miktar çıktı. Tabi benim şimdi burayı terk etmem gerekiyor. Gelelim bakalım asansörümüzden moblar buraya kadar gelecek mi? Sesleri geliyor. Muhtemelen yavaş yavaş buraya gelecekler arkadaşlar. Evet İlk parti geldi bile. Batler onları buraya kadar ittiriyor. Bunu tabi bring out şu an tamamen test için. Bir de exp kasmak için de bunu kullanabilirsiniz ama. Ben bunları ileride Windicator, e, Vindicator, işte Blitz, Basals onlar için kullanacağım. Çünkü onları da buraya ittiriyor. Sizi görmediğiniz sürece onlar uçmayacağından dolayı problem yaşamazsınız. Hatta atun coinleri bile burada çok rahat farmlayabiliyoruz gördüğümüz gibi. İyi de X veriyor ha bu arada şaka maka bunlar. Aynen. Her öldürdüğüm mesela 14 level'da yarım X veriyor. Güzel. Güzel. Mob farmımız da ilkel haliyle de, de olsa hazır şu anda. Evet burası da ilk honey level 5'ine sonunda gelmiş arkadaşlar. Yalnız benim şiir var mı? Evet envanterimde varmış. Buradan balları elde edelim bakalım. Şans %20 olduğu için tabi X parti ilk partide çıkmayabilir. Yani biraz daha beklemem gerekebilir ama yine de şansımı deneyeceğim. Bir bakalım. bu arada çok yakında bunların hepsini otomasyon da alacağız. Muhtemelen bunda da create beltleri ya da en azından chuteları kullanabiliriz. Item pipe'larla beraber o da mantıklı bir tercih. Ama dediğim gibi ilk şansı %20 olduğu için çıkmayabilir. Bekleyelim. Çıktı arkadaşlar. Vallahi çıktı ikincisinden Blitz mod çıktı. Süper. Ee, o zaman aslında şu an her şeyimiz hazır. Herhalde bir kısmını içeri atmışımdır diye düşünüyorum dropların. Bir bakalım bakalım. Salla Blitz modu içeri. Bakalım tier 2 kitap için ne eksikmiş. Shadow gem. Shadow gem nasıl olmaz. Onu daha yeni topladık. Bir saniye. Bir yerde vardır o ya. Evet diğer çantamızın içindeymiş arkadaşlar. Bir an bir kalp krizi geçirdim. Ufak çaplı. Başka neler yok dedi bana. Gerçi hepsi var. Bliss Cube, Novice Spellbook. O zaten bu. Novice Spellbook. Basal şart. Herhalde bunları da çantaların içerisine bir yerlere ben attım ama... Nereye attım? Basal şart burada tamam. Bliss Cube da burada güzel. Hepsi çantaların içerisindeymiş. Spellbook da burada zaten. Ee, şimdi request dersek sonuncu item de giderse inşallah içeri. Gönderemedim mi bir türlü? Neyse alta basarak yine de alalım. Bazen dediğim gibi itemleri tanımayabiliyor. Diğerini elle yerleştiririz. Koyduk ve Mage Spellbook'u da elde ettik arkadaşlar. Bu sayede ikinci tier büyülere de artık izin verecek. Ee, tabi şu an herhangi bir glif açmadığım için aynı şeyler gözüküyor ama en azından artık ilerleyebileceğiz yani. Mesela yakında Extract glifini açacağız arkadaşlar. Extract glifi için tabi biraz botanya, biraz Nature's Aura'ya aslında girmem gerekiyor gibi duruyor. Çünkü Ancient Wood'u ee, Nature's Aura ile yapıyoruz. Ancient Sapling'e ihtiyacım var şöyle yazarsak. Bunun için bir ritüel yapmam gerekiyor. Yani bu bir tık vakit alabilir. Burada çünkü hem Atom'dan hem Undergarden'dan toplamam gereken itemler falan var. Şunlar kolay. Bunları elde ederiz. Aynı zamanda Emmer Seed de kolay. Ee, bunun için de ritüel mi varmış? Yok bunu dünyada bulabiliriz. Tamam bu çok problem değil. Ama Gold Leaf için açıkçası tekrar bir işlem yapmam gerekiyor. Golden Leaves çünkü elde etmemiz gerekiyor. Bunu da elde edebilmemiz için Brilliant Fiber elde etmemiz gerekiyor. Enchanting Apparatus da bunun için Silk Mod gerekiyor. Yani kademe kademe şu an benden büyü modu isteyenler şu an çıldırıyordur muhtemelen. Bunun için de ekstra bir ritüel gerekiyor açıkçası. Ee, aqua Culture'dan e, Solucan elde etmemiz gerekiyor. Bunun için ayrı bir ufak bir makine gibi bir şey var. Composter gibi. Onu kullanacağız. Yani bir sonraki bölüm bunlara biraz bakacağız. Bu sayede ama sınırsız silk touch elde edeceğiz arkadaşlar. Extract büyüsü çünkü. Ee silk touch aslında Ars Nova modunun silk touch'ı. Kitaplarda hatırlıyorsanız block, breaking, block breaker kullanıyorduk. Bu sayede artık istediğimiz spawnları istediğimiz şekilde de sökebileceğiz. Herhangi bir durability, durability korkusu yaşamadan. Evet geleceğe dönük yatırım yaptığımız bir başka bölüm oldu. Ama artık dediğim gibi e, bazı şeyleri hızlandırabilmek için ufak tefek fanlara girmemiz gerekiyor. Farkındasınız ilk 10 bölüm hep makine makine rush 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 gittik. Şu anda da aynısını yapıp yani modpack'i 25 bölümde de bitirebilirim ama expert modpack'te o kadar hani şu an sonuçta bir speedrun yapmıyoruz. O yüzden sindire sindire oynamakta fayda var. Daha create'le yapacağımız çok fazla şey var mesela hani arkamdaki arı farmına bile yardımcı olması gerekiyor. Hani ne kadar tren yapamıyor olsak da e, create'ten de biraz daha ilerleyeceğiz. Evet bu bölümlükte bu kadar yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Yakında tinkersimiz de boşa çıkıyor. En azından hani mob farm olarak orayı kullanmayacağız. Sürekli lava taşımak zorunda kalmayacağız. Çünkü o işlemleri bir faktör yapır bir tane mechanical soul kullanarak aynı şekilde burada da işleyebiliriz. Üstüne exp de kazanabiliriz. Dolayısıyla mending kullanarak itemlarımızı sürekli olarak tamir edebileceğimiz bir yerde oluşturduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.